Herkese merhabalar öncelikle. Bugün burada hep birlikte olmak çok güzel ve kıymetli. Ağzımda pastil var. Lütfen yanlış anlamayın. Biraz boğazlarım kötü. Affınıza sığınıyorum. Bugün burada mevzuat oturumunu konuşuyor olacağız. Akabinde hemen değerli konuşmacılarımızı yerine ağırlayıp hiç ara vermeden sıcak gündemi tartışıyor olacağız. Zamanımız kısıtlı, konuşacak çok konumuz var. Aralarda da olabildiğince soru sorma zamanı sizlere ayırıyor olacağız. Bu yüzden de tekrar affınıza sığınıyoruz. Öncelikle bugün burada Kutay Bey ile Alper Bey yer değişti. Aslında iki şapkalı değerli konuşmacılar var siz değerli dinleyicilerimizin karşısında. Hem Serdar Bey, hem Alper Bey, hem de Ateş Bey aslında iki şapka takıyorlar sektörde. Ben çok kısa mevzuat gündemine hızlıca girmeden önce kendilerini bir tanıtmalarını rica edeceğim. Serdar Bey, sizden başlayalım isterseniz. Herkese saygılar sunuyorum. İyi bir oturum olmasını temenni ediyorum. İsmim Serdar Ekiz. Denizliyim, Denizli'de yaşıyorum. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği, Güneşler adıyla Haziran ayında bir dernek kuruldu yeni Türkiye'de, ülkemizde. Yatırımcıların sorunlarını ve gelecekte olacak potansiyel sorunları çözmekle ilgili bir faaliyette bulunacak. Asıl amacımız bu, Yatırımcı Derneği. Onun başkan yardımcısıyım. Ayrıca sektörde EKZ Proje adında bir şirketim var. Lokal EPC yapıyorum. Ateş Bey'le de çok uzun zamandan beri oluşan bir geçmişimiz var, dostumuz var. İyi bir de güneş dostuyum. Teşekkür ederim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz katıldığınız için tekrardan. Alper Bey, yine aslında hani sektör ve genelde hep Solar Vizyon dinleyicisi, hepimiz birbirimizi tanıyoruz ama yine de bir kez daha bugün burada belki ilk defa katılan katılımcılarımız için siz de tanıtmanızı rica edebilir miyiz kendinizi? Teşekkürler. Alper Kalaycı ben. Ben aslında güneşçiyim. 98 senesinden beri, ilk rüzgar türbinlerinin dikildiği günden beri sektördeyim. Türkiye'de ilk rüzgar türbini diken mühendisim. 2005'te çıkan kanun gereği ilk yerli aksamı üreten, ilk yerli aksam ihraç eden yurt dışına, ilk yerli malı belgesini alan şirketin 21 yıldır genel müdürlük görevini götürüyorum. Onun dışında 1,5 yıldır da Enerji Sanayi İş İnsanları Derneği ENSİAN'ın da başkanlığını yapıyorum. Tabii ben açılış konuşması için hazırlıklı gelmiştim. Bu benim için biraz piyango oldu ama olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ilgi ve alakanız için tekrardan. Ateş Bey, sizi zaten tanıyoruz ama belki bir iki cümlede siz oturuma başlamadan önce anlatmak istersiniz tekrardan çok kısa. Teşekkürler Çağla. Alper'in söylediği aslında biraz bizim güneş enerjisinin dinamizmini gösteriyor değil mi? Bir anda konuşmacılar değişebiliyor vesaire. Kesinlikle. Anında çözüm getiriyoruz. Aynı mevzuat gibi aslında. Yani şu anda hani bu oturumu ve bu etkinliği yapmakta biliyor musunuz en büyük problem? Bu sene ilk defa bunu yaşıyorum. Biz 20 yıldır etkinlik yapıyoruz. İnsanların gerçekten çok samimi olarak biliyorum doğruyu söylüyorlar. 2-3 saat burada vakit geçirmeleri belki ofiste birkaç megawattlık işi kaçırmalarına sebep oluyor. Çok yoğun. İnanılmaz bir talep var. Bazı EPC'ler iş alamıyorlar. Yani 6 ay veya 9 ay sonrasına iş alabiliyorlar. Dolayısıyla buradaki böyle ufak aksamalardan dolayı tekrar özür dileyelim biz ama çözüm üretiyoruz. Ben 1996 yılında daha önce de anlattığım gibi bu sektöre adım attım. İlk önce bana Solar Baba diyorlardı. Sonra Solar Baba'yı daha kurumsal hale getirdik. İşte web sayfasıydı, sosyal medyasıydı, üyelik mekanizmalarıydı. Çağla da bir süre çok ciddi katkı verdi bizlere. Bugüne kadar geldik. İkinci kimliğim de Solar Baba her şeyi yapıyordu ve her şeyi yaptığı için bazı şeyler sorun çıkarmaya başladı. Hem orada dijital marketing hizmeti veriyorduk, hem bakanla görüşüyorsun, hem etkinlik yapıyorsun. Şu anda artık 1 Ocak 2023'ten itibaren Solar Baba gerçekten dijital bir sivil toplum kurumu olacak. İşte ENSİA gibi, Günder gibi gerçek derneklerle de işbirliği yapacağız. Diğer şapkam da Prosumer. Üreten tüketiciler platformunu kurduk bundan bir sene önce. O da 1 Ocak'tan itibaren ciddi bir şekilde ivmelenecek. Çünkü artık güneş enerji sektörü tüketici bazlı gidiyor. Eskiden çok büyük enerji şirketleri vardı. Onlar işte devlete elektrik satardı. Şu anda güneş ve rüzgar enerjisi işi yapanların bundan sonraki en büyük müşterisi elektrik tüketicileri olacak. İster bireysel olsun, ister tüketici olsun. Prosumer platformunda da biz üreticiyle tüketicinin, alıcıyla satıcının, hatta ona çok önem veriyoruz, iş arayanla eleman arayanın bir araya getireceği bir aplikasyon, dijital aplikasyon haline gelecek. Türkiye'de ilk test çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde de dünyaya açılmayı düşünüyoruz. Çünkü burada ne konuşuyorsak çoğu Hollanda'da da geçerli, Amerika'da da geçerli. Hele dijital çağa girdiğimizde bunu tek Türkiye ile sınırlamak
doğru olmazdı. Benim de ikinci şapkam bu. Çok teşekkürler Ateş Bey tekrardan. Şimdi aslında Kutay Bey'in az evvel açılış konuşmasında bahsettiği konuların etrafında biraz dönüyor olacağız. Çünkü mevzuat dediğimiz oturumu da genellikle bu çerçevedeki parametreler belirliyor şu anda. Şimdi çok hızlı size döneceğim ben Serdar Bey. Burada hem EKZ proje olarak hem de aslında az evvel bahsettiğiniz gibi Güneşler diye yeni bir derneğin oluşumuyla birlikte aslında aramızdasınız tekrardan. Şimdi Güneşler'in hem amacına biraz değinmek istiyorum. Çünkü mevzuatla alakalı olduğunu naçizane tahmin ediyorum. Hem de aslında bu 31.08.2022'de güncellenen lisanslı elektrik yönetmeliğinin before after'ını biraz arzu ederseniz tartışalım. Buradaki mahsuplaşma matematiğinde nasıl bir değişkenlik oldu? İşte Ateş Bey'in açılış konuşmasında yaptığı gibi eski lisanssız projelere değinmesi ne gibi dezavantajlar yarattı ve bundan sonra fazla elektriğin şebekeye sınırlandırılmasıyla birlikte çatı ve arazi projelerine bizi ne gibi bir gelecek bekliyor? Çok kısa arzu ederseniz tabii bunları tartışalım sizle. Şimdi ben mevzuatı motomot girmekten ziyade geniş bir çerçeve çizip tekrar özele ineceğim. Şimdi burada İzmir'deyiz. İzmir bizim sektörümüzde öncü bir il. Nasıl? Lisanssız sektörü çıktıktan sonra o zamanlar yaklaşık 11-12 yıllarda yatırım geri dönüşü hesaplanıyordu ilk çıktığı yıllarda. Daha sonra İSKA burada 2013 yılında büyük bir proje başlattı. Küçük ölçekli işletmelerin çatılarına güneş enerjisi kurulumu, arazi de olmak üzere burada bir destek projesi başlattı ve bizler, ben Denizli'de olduğum için hani 2 saatlik bir mesafede, 2,5 saatlik mesafedeyiz. Biz burada iş alacağız diye ki sektörü de, yani lisanssız sektörüyle birlikte sektörü de öğrenme anlamında buradaki projelerin peşine koştuk. Ben küçük bir proje aldım, birkaç tane. Birçok firma aldı. Yaklaşık 30'a 40'a yakın burada çatı kurulumu yapıldı. Çatı ve arazi. Mesela bir tanesi... Tam hangi yılında? 2013 yılında. 2013'te başladı o proje. Egorman Vakfı mesela çok önemlidir. Bir vakıf burada bir 500 kilovatlık sanırım arazi GES'i yaptı ilk. Hem yani vakfa gelir sağlamak amacıyla. Sonra birçok işletmeler işte Buca'da, Gaziemir'de birçok işletmeler burada o imkanlardan faydalandı ve gerçekten İSKA Türkiye'de öncü bir misyon üstlendi. Kendilerine tekrar burada teşekkür ediyorum. O geçmiş yani 9 yıl sonra, 10 yıl sonra bunu hatırlayıp tekrar sahip oldukları misyonun ne kadar önemli olduklarını tekrar bir belirtmek istedim. Şimdi güneş enerjisi biliyorsunuz, güneş kimsenin değil, tek elinde değil. Güneş sabah doğup akşam batana kadar herkesin istifade edeceği bir kaynak. Diğer enerji kaynaklarına farklı olarak sahibi yok, yani mülkiyeti yok. Mesela rüzgar santrali sonuçta belli bir bölgede, belli bir verimde olması gereken bir kaynak. Jeotermal keza öyle. Diğer kaynakta hidroelektrik dediğiniz öyle ama güneş Türkiye coğrafyasında hemen hemen bütün ülkemizin hepsinde enerji üreten bir kaynak. O yüzden çok önemli misyonu var. Halkın üretebileceği, herkesin kendi ölçeğinde üretebileceği kaynak, bir kere birinci misyonumuz bu. Bu sebepten dolayı da ki de 2012'de işte Ateş bahsetti, öncesindeki çalışmalar 2009 ve 2010'da sonuçlandı. 2012 yılında bu yönetmelik faaliyete geçti. 10. senesine girdik. Devreye girdiğini ve ilk 10 senelik santraller önümüzdeki sene ilk 10 yıllarını doldurup yektemden ayrılacaklar. Şimdi bu tür santraller çoğalınca bunların kamuyla olan ilişkileri de her iktidarın her bakanıyla diyeyim. Yani sonuçta 20 senedir AK Parti iktidarı var. Her bakan ve ekibinin bakış açısıyla rota değişikliğine sebep uğradı. Mesela en büyük kırılmayı biz 2016'da yaşadık. Bir anda bakan değişti. Hemen fişi çektiler. Durdurun. Projeleri iptal ediyoruz. Onaylamıyoruz. Sanki bu yatırım yapanlar uzaydan gelmişler veya işte yani bedava bunlara paralar dağıtılmış da bunlar yatırımcı olmuş gibi bakan ve çevresindeki bürokratlarda böyle bir anlayış oluştu. Daha sonra tabii biz orada bir sivil toplum mücadelesi başlattık. İşte sosyal medyada örgütlendik, WhatsApp gruplarında gruplar kurduk. Ben de bir taraftan da yatırımcıyım. O dönem yaptığımız baskıyla siyasi olarak kendi ilimizi milletvekillerine olay açıkladık ki milletvekilleri de bu yatırımcıların içinde yani bakan yardımcısı düzeyinde, genel müdür düzeyinde yatırımcılar da vardı kendi aramızda. Büyük bir baskıyla Kasım ayında işte EPDK 3 sene uzatma verdi ve biz projeleri ölümden döndürdük. Yaklaşık 4 gigawattlık bir proje iptal olacaktı 2016'da. Sonra anladık ki lisanssız, yani ondan sonraki süreçlerde anladık ki lisanssız her bakan değiştiğinde
paradigma değişikliğini uğruyor. Ondan sonra işte kendi aramızda örgütlenme. İşte Solar Baba'nın burada Ateş'in büyük bir misyonu oldu. Çatı Misyon Derneği gibi davrandı. Burada başka dernekler de vardı. Onlar o girişimlerde bulunmadılar. Adında güneş geçen derneklerimiz de vardı. Ama işte dediğim gibi yol, su doğru yolu kendisine buluyor ve işte bugünlere geldik. Biz sene başında da yaşadığımız bu lisanslardaki 2017 zaten şöyle bir durum var. EPDK 2017 ve sonrası diye bir ayrıma gitti. Kendi hiç ortada böyle bir gerekçe yokken 2016 yılında. İşte santrallerin hızlı devreye alması için olsa gerek. Bizi acayip bir talebin içine sokarak yatırımcıları fiyatların fiktif olarak yükselmesini ve bizim de maliyet anlamında bu işten zarar görmemize sebep olmasına rağmen bizler 2017 sonunda birçok yatırımcı yaklaşık 5 gigawattlık GES devreye girdi, arazi GES. Daha sonrasında işte bu GES'ler 2 tane sistem kullanım bedeli ödemeye başladı. 2017 ve 2017 sonrası diye. Sonra bu sene başında bunları denkleştirdi EPDK. Şimdi ne oldu da denkleştirdi? Niye yapıldı? Hiçbir sektörle iletişim yok. Sonuçta fizibiliteler ortada, ödenen bedeller ortada. Sonuçta yatırımcı buradan ekstra bir gelir elde etmiyordu. Yani yüksek maliyetli yatırım yaptı. 2018'deki daha düşük maliyetli yatırım yaptı. Şimdi bu sürede arkadaşlar, yatırımcılar örgütlenerek, kendileri birleşerek biz dediler ki bunu artık bir dernek statüs misyonuyla, dernek örgütlenmesiyle yürütelim diye yaklaşık bir 4 ay 5 aylık bir tartışmalarımız, işte arayışlarımız sürdü. Yani biraz da lafınızı bana böldüm. Bu iletişimi sağlamak ve biraz da bu çok fazla değişkenliği tabana daha düzgün bir şekilde yayabilmek adına aslında. Esasında şöyle, artık yeter dedik. Yani her önüne gelen şu yasayı değiştirmesin. Önüne gelen bir parametreyi değiştirmesin, bir çarpanı değiştirmesin. Çünkü bizler banka kredileri kullandık ve banka kredilerine bir yatırım, geri dönüş ve nakit akışımız var. Bu nakit akışı şimdi bu sene bozuldu. Şimdi %80 kredi kullanan bir yatırımcı için çok zor bir dönem oldu. Çünkü 5 katı sistem kullanım bedeli ödemeye başladı. Bir öderken 5 ödemeye başladılar. Bunlar da tabii kredi tarafında yatırımcıları zorlaştırdı. Biz bundan sonrası için şunu planladık. Şimdi bakın yine bir mevzuat değişti. Evet. Ağustos ayında. Şimdi 1 Ekim'de bir daha bir ekleme geldi. Şimdi dediler esas en büyük kopma Mayıs 2019. Yani evet. Mayıs 2019'daki yapılan çok olumlu değişiklik yine 11 Ağustos'taki yönetim değişikliğiyle yine daha bir olumlu hale geldi. Fakat bir şeyi de geri aldılar tekrar. Yani iki gidip bir geri gelme durumuna kaldık. Neyi verdiler, neyi aldılar? Şimdi dediler ki işte güç, sözleşme gücünüz kadar yatırım yapabilirsiniz diye açıkça yazmış. Şimdi yatırımcı neye bakıyor? Sözleşme gücü diyor. Şimdi 11 Ağustos'a ne gelmiş? Ha, siz bizi yanlış anladınız. Biz esasında 11 Ağustos'ta Mayıs 2019'da burada enerjiyi de düşünmüştük. Çünkü biz oraya yazmışız. Öz tüketim amacıyla diye. Ama rasyonel bir veri değil. Yani öz tüketim demek ölçülebilip de yatırımcının önüne konacak bir rakam değil. Yani fazlasını satmaya engel olan bir durum yok. Ya satamazsın dememiş. Hatta şunu demiş. Fazla ürettiğini %50 iskonto ile alırım demiş. Yani bir de orada bir de orada teşvik vermiş. Hani fizibiliteye artı olsun demiş. Şimdi böyle yatırım yapan insanlar tabii burada mağdur oldular. Ha, haklı olduğu tarafı var mı EPDK? Evet var. Bakın bu zaten kapasite sınırlı. Sınırsız bir güneşte kapasite yok. Şimdi burada gerçek ihtiyacı olan fabrika, işletmeci bunu kullanamıyor. İşte cebinde parası olan bir yatırımcı gidiyor bir yerde sere çeviriyor. Evet. Yani yasanın ufak arkasından dolanıyor. Ufak bir tüketim noktası gösteriyor. Evet, bir tane hayvan çiftliğini kiralıyor imarlı. Oraya bir tane 1 megawattlık trafoyu koyuyor. İçine bir tane ampulü takıyor. Sonra kardeşim diyor ben diyor şebekeye satmaya çalışıyorum. Bu yönetmekten faydalanmak istiyorum. Ya bu şimdi sınırsız kapasite olsa evet buna da müsaade etmek lazım. Ama gerçek ihtiyaç sahibi o kapasiteyi kullanamadığı için kendi sektöründe bu avantajdan faydalanamıyor. Hiç alakası olmayan bir yatırımcı bu hakka sahip oluyor. Fakat ama burada kabahat kimin? Kabahat o yatırımı yapan da diyor ki siz nasıl 11 Ağustos'ta enerjiyi de bak nasıl koydular güzel. Tükettiğin kadar üretebilirsin. Yani satabilirsin ve tüketin iki katı üretebilirsin. Bir rasyo koydular. Bunu niye Mayıs 2019'da yapmadınız? Evet. Gibi şeyler. Şimdi EPDK tabii burada esasında tümüyle yatırımcıyı korumak amacıyla yaptı ve iddiası da bu ve biz de buna inanıyoruz. Fakat burada mağdur ettikleriniz de var. Bununla ilgili bir çözüm olur mu? Belki güneşler bulur. Yani diyelim. Şunu söyleyeyim. Şimdi seçim dönemindeyiz. Birçok şey af geliyor. Yani imar affından bahsediliyor. Buna da herhalde büyük ihtimalle bir af gelir diye İnşallah. Yatırımcıların beklentisi var. İnşallah. Çok teşekkürler. İkinci turda hemen hızlıca başka bir soru yöneltiyor olacağım. Şimdi Alper Bey size döneyim. Sizin aslında 3 şapkanız var demek yanlış olur mu? Enerkon var. Evet, Ensia yani, var. Bir de Düret.
Doğru mu? Düret, deniz üstü. Düret'i sizle evet. Hiç konuşmamıştık. Bu deniz üstü rüzgar enerji derneği de çok kıymetli. Benim cahilliğime verin. Ben de yeni duydum. İnanın. Bununla ilgili aslında konuşmak gerekirse biraz belki rüzgar ve güneş tarafındaki hibrit projeleri ve bu yeni mevzuatla birlikte 2023'te bizi ne bekliyor belki konuşabiliriz. Gelecekle ilgili olarak arzu ederseniz. Okeydir. O zaman birkaç... Açılış konuşmanızla ilgili bu arada paylaşmak istediğiniz veri vesaire varsa onları da yok, ben daha genel şeyler söyleyecektim. Bir kısmını burada da şu an söylemek isterim. Sersen önce Düret'ten başlayalım. Tabii. Düret Deniz Üstü Rüzgar Enerji Santralleri Derneği. Yaklaşık bir yaşında çok taze bir dernek. Ve şu an birinci amacı farkındalık yaratmak. Ki o farkındalığı evvelsi gün Bakan Bey'in konuşmasında gördük. Geçtiğimiz seneye kadar hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda deniz üstü, Çandar Limanı gibi kelimeler kullanılmazken hiçbir platformda, hiçbir yazışmada, hiçbir ortamda. Şu an artık Bakan Bey bile direkt birinci ağızdan deniz üstü enerji santralleri önemli. Aralarda offshore diyorlar. Ben de aslında offshore'da kaçırıyorum ama deniz üstü tanımı oturtmakta fayda var Türkçe olduğu için. Çandar Limanı konusu yıllardır biz bunun mücadelesini veriyoruz 10 küsur yıldır. Artık Bakan Bey bunu platformlarda, açılışlarda, konuşmalarda Çandar Limanı adını söylemeye başladı. Bunlar güzel şeyler. Yani önümüzdeki yıllarda Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili 75 bin megawattlık deniz üstü rüzgar enerji santrali potansiyeli olduğunu açıkladı. 75 bin megawatt. Rüzgar santralleri denizde olduğu zaman kapasite faktörleri çok daha yüksek ki %60'ları bulabiliyor. Bu karada 40 ve 40'ın altında seyrediyor. Denizde çok daha temiz rüzgarınız var, çok daha az türbülans rüzgarınız var, veriminiz daha yüksek vesaire. Yani neredeyse bir termik santral kapasite oranına yakın çalıştırabiliyorsunuz bu santralleri. Bunun bir tık yukarısı zaten bazyük santrali oluyor. Yani şu an o tüm deniz üstümüzü kullanabilir olsak, bugün için onunla ilgili bir ihtimal yok ama yani şu an Türkiye'nin tüm elektriğini karşılayabiliyorsunuz günün sonunda. Kapasite sorunu belki ortadan kalkardı. Ama şu an deniz üstüyle alakalı hiçbir mevzuat yok. Ortada evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir hedef belirlenmedi. Ki şu an Avrupa'da mesela 2030 senesine kadar hedef açıklayan ülkelerin hedefi 165 bin megawatt, 165 gigawatt. Hedef açıklamayan ülkeler de var. Türkiye gibi, Romanya gibi vesaire falan. Yani 2030 senesi demiş olduğumuz aslında 7 sene sonrasından konuşuyoruz. Yani evet. Çok da bir zamanımız yok. Orada yani en az 200 bin megawattlık yeni bir kapasite ve hedef konuşuluyor Avrupa'da. Şu an bizim Türkiye'de bir hedefimiz yok. Tabii ben deniz üstüne çok kafa karıştırmayayım burada. Ama güzel bununla ilgili yine de. Çok konuşabiliriz İnşallah. Yani. Ama bu konuda da çok ciddi bir gelecek var. Ülkemizin ciddi bir potansiyeli var. Komşularla sorun yaşamayacağımız ve elektrik tüketiminin yoğun olduğu bölge olan Marmara Denizi gibi kapalı bir denizimiz var. Oraya 10 bin, 20 bin megawatt bam 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 koyabiliriz. Bunun için hiçbir hem teknik hiçbir engelimiz yok. Sadece bağlantı engelimiz olacaktır yine kesinlikle. Çünkü şu an öyle bir bağlantıyla ilgili hiçbir öngörü dillendirilmiş durumda değil bugüne kadar. Ben dün kontrol etmiştim bu EPH'in şeffaflık platformundan ilk 10 ayda biz ne üretmişiz elektrik anlamında falan. Onunla ilgili birkaç veri paylaşmak istiyorum. Mesela geçen sene ilk 10 ayla bu sene ilk 10 ay arasındaki şöyle verilere bakıyorum. Doğal gazdan üretilmiş olduğumuz elektrik %34 imiş. O şu an %24'dür. Yani 5 puan doğal gazlık elektrik üretimimizi düşürmüşüz. Toplamda ise %1.2'lik bir düşüş var elektrik üretimimizde 10 aylık dönemde. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi 4 tane temel temiz enerji kaynağında ben hidroelektrikleri bu gruba bazen alıyorum bazen almıyorum. Şu an onu almayarak konuşuyorum. %16.5'larda olan payımız %22'lere ulaşmış durumda. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle. Lisanssızlar kapsamında dahil değil. Öz tüketimler bu kapsamdaki rakamlara dahil değil. Şimdi biraz geçmişi hatırlayalım. Önce şeyi söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Artık farklı bir dağıtım bölgesinde elektriğinizi satabiliyorsunuz. Evet, doğru mudur? Evet. 98 senesi Şubat ayında Germen köyünde kurulan 3 tane rüzgar türbünü, 500 kW'dan 3 tane türbün, 1,5 MW'lık tesis, Çeşme ilçesi Germen köyünde elektriği üretip şebekeye verip projenin sahibi olan Demirer Holding, Bozüyük, Bilecik Bozüyük'teki fabrikasında elektriğini mahsul ulaşabiliyordu. 98 Şubat 2022. Şu an biz aslında orada 24 sene sonra aynı yere geliyoruz. Yani ne zaman geldik işte bir ay falan oldu geldik. Ama bunu 24 sene önce yapabiliyordunuz bu ülkede. Gerçekten yıllar boyunca Bilecik fabrikasıyla elektrik mahsuplaşıldı. Niye yapabiliyorduk? Çünkü o zaman EPDK yoktu.
Çünkü EPDK 2001 yılında kuruldu. Yine anımsayanlar vardır mesela. EPDK elektrik piyasası düzenleme kurulu adıyla kuruldu. Daha sonra devletimiz onun farkına vardı. Biz sadece elektrikten konuşmuyoruz, enerjiden konuşuyoruz dedi. Ki enerjinin içerisinde elektriğin payı ne kadar olduğu ayrı bir tartışma konusu. Biz de çünkü enerji dediğimiz zaman aklımıza hep elektrik geliyor. Sadece %25 elektrik bunun, kalanı başka kaynaklar. O yüzden ben bugünkü ve yarınki oturumlara göz gezdirdim. Artık bizim enerji demiş olduğumuz zaman elektrik üretimi sadece bunun dörtte birini kapsıyor. Kalanı diğer kaynakları kapsıyor. İşte tarımsal konular, ısınma, soğuma, proses işlemleri vesaire. Biraz daha enerjiye odaklanmamız lazım. Elektrik üretmek tabii ki önemli. Evet. Ama asıl büyük porsiyon ve bizim dünyayı kirlettiğimiz asıl kısım elektrik üretmenin haricindeki diğer harcamış olduğumuz enerji. 2005 Mayıs'ında 5346 no'lu ilk kanun yayınlandı, hatırlarsanız yenilenebilir enerji ile ilgili. O kanunun mayası tutmadı, çok sıkıntılıydı, sektöre de cevap vermiyordu vesaire. Çok bir hareket getirmedi sektörde. Sektörle kastım tüm temiz enerji sektörünü kastederek söylüyorum. Daha sonra işte 2010 Aralık ayında 6094 sayılı no'lu kanun çıktıktan sonra asıl sektör hareketlendi. 6094 sayılı kanun çıktığı zaman demin söylemiş olduğum %22'lik elektrik üretimindeki payı detayına bakmadım ama belki %0.5'ti. Yani binde 5 falandı. Yani %1 falan yoktu. Şu an %22'den konuşuyoruz elektrik üretimindeki payından. Bir kere ben şuna inanıyorum. Bir kere şunun zamanı geldi. Bizim bir rüzgar kanunumuz olacak, güneş kanunumuz olacak, jeotermal kanunumuz olacak, biyokütle kanunumuz olacak. Yenilenebilir enerji kanunu falan filan ilk zamanlar belki okeydi. Tüm sektörler taze, hiçbir altyapı yok falan filan. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada her sektör birbirinden bağımsız olarak ayakta kalabilir durumda. Her sektörün dinamikleri birbirinden farklı. Yani izin sürecinden, montaj sürecinden, devre alış sürecinden, işte verimliliğinizden, işin geri dönüşünden, üretimine gelirsek tamamen yine birbirinden farklı. Aslında çok farklı şeylerden konuşuyoruz. Yani şu an biz çok belki kaba bir benzetme olacak ama yani tekstil sektöründe çalışanlarla otomotiv sektöründe çalışanlar için oturuyoruz bir tek bir kanun yazıyoruz. Diyoruz ki tekstilci de bu kanuna tabi, otomotivci de bu kanuna tabi. Tabii yürümüyor. O yüzden bizim bir an önce Serdar Bey güzel özetledi. Tamam bir hareket var. Ama bu hareketin bir yerde durması gerekiyor. Hareketin bir yerde durması gerekiyor. Ve bizim şöyle belki bir temiz sayfa açıp rüzgar kanunu, güneş kanunu gibi kanunlarımızı sıfırlayıp... Yani aslında lisanssız güncelli... elektrik yönetmeliği şeyi mevzuatın altında, yönetmeliğin evet, altında evet. Bu tarz yenilenebilir enerji kategorilerine ayrı ayrı mı? Ben daha mevzuat konusunda çok uzman değilim, onu en başta söyledim. Benim için piyango oldu bu oturum. Ama şunu biliyorum, bazen bir şey aradığım zaman ona bakıyorum. İşte şu kanundaki şu madde şöyle değişti, ona dönüyorum. Çok teferruatlı. Bir yerde ben bile iş ucunu şey yapamıyorum. O zaman işte böyle Serdar Bey gibi uzmanlara sormak gerekiyor belki. Bu böyle olmak zorunda değil. Yani herhangi bir insanın herhangi bir teanında o dosyayı açıp okuduğu zaman anlayabiliyor olması lazım. Kesinlikle. Bunun için böyle işte sektöre 20 yılını vermiş, uzman olmuş birisi olması gerekmiyor. Evet. Bu son değişiklikten sonra tüketimle ilgili şeyin EPDK Başkanı'nın açıklaması vardı mesela. İşte bizim niyetimiz mesela bu değildi dedi. 2019 Nisan'daki şeyle ilgili. Şimdi mesela yatırımcı olarak baktığınız zaman olaya, ki ben şahsen yatırımcı değilim ama yani yatırımcı niyet okumak zorunda değil. Yatırımcı o gün ne yazıyorsa onu uygular. Bunu da işte kaçak yapmadan, işte hırsızlık yapmadan yapıyorsa da yapar. Yani insanlar niyet okumak zorunda değil. Doğru. Yatırımcı da olsun, üretici de olsun, EPC firması da olsun. Ve çok net bir şeyler okumak istiyorlar. İki hafta öncesinde İzmir Kalkınma Ajansı'ndan heyetle bir 25 kişi Danimarka seyahati yaptık. Bir study visitimiz vardı. Deniz üstü özelinde ağırlıklı bir şeydi. Onun üzerinde kamu kurumu, kamu kuruluşu, dernek, üniversite gezdik. Herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes ülkenin 2030-2050 hedeflerini aynı rakamları milimetrik olarak söylüyor. Şu an mesela biz bu oturumdan çıkıp yan oturuma gitsek orada farklı rakamlar konuşuluyor. Dün farklı rakamlar konuşuluyor. Evvelki hafta farklı rakamlar konuşuluyor. Şu an bizim daha böyle ağız birliği etmiş olduğumuz hedeflerimiz bile yok ülkemizde. Her kaynakçı bunu söylüyorum.
Yani rüzgarı, güneşi hepsi için söylüyorum. Danimarka'da farklı şehirlerde onun üzerinde farklı kurumu gezdik. Herkes aynı şeyi telaffuz ediyor. Taksiye biniyorsunuz. Taksi şoförü bile hidrojen ve şey diyor, offshore evet. diyor günün sonunda. Orada bir de şunu gördük. Mesela ısı kanunları var. Isı kanunu çıkartmışlar. Çünkü orada soğuk memleket, ısınma önemli falan filan diye bir ısı kanunu var. Bize böyle gençten bir bayan arkadaş sunum yaptı. Sorduk, ne mühendisisiniz? Isı mühendisiyim dedi. Gayet spesifik ve bu alanla evet. ilgilendiğini belirten bir... Onun asıl sıkıntısı ne? Isınma. Bugün yani galiba lafınızı balla böldüm. Ateş ve hidrojen de konuşacağız herhalde zaten. Değil mi? Artık bunların hepsini buraya bu tip şeyler gündeme evet, almak gerekiyor. Bir yandan süreye de bakıyorum yan gözle. bunların hepsi önemli. Çünkü gelecek güneşte değil, gelecek rüzgarda değil, evet. gelecek hiçbirinde değil. Gelecek bunların hepsinin ikili, üçlü, dörtlü kombinasyonlarıyla beraber ve şu ana kadar bildiklerimizi değil, bilmediklerimizi, aklımızdan belki geçenleri devreye aldığımız projelerle aslında gelecek o noktada. Biliyorsunuz yani ben 25 yıldır doğalgaz lobisidir veya fosil yakıt lobisi diyelim veya isim vermeyelim, karşı lobiler diyelim mesela, hep böyle muhtelif savları vardı. Rüzgardan elektrik mi üretilir, işte bunlar pervane, bunlar fırıldak vesaire falan filan, o günleri geçtik. Buradan öteceğiz, elektrik hiçbir şeye yaramaz derlerdi. Şu an %22'lik paydan konuşuyoruz, o günleri geçtik. Doğaya bağlısınız, süreklilik sağlayamıyorsunuz, işte kesik elektrik üretiyorsunuz falan filan diyorlardı, onu da geçtik. Çok pahalısınız diyorlardı. Onu zaten fazlasıyla geçtik. Şu an artık karşı lobilerin ellerinde ciddi bir sav kalmadı. Yani bizim toplum olarak, kamu tarafı, özel sektör bunu biliyor olmamız lazım. Artık şu an kimse temiz enerji sektörünün karşısına çıkıp ya siz şunu da yapıyordunuz, bunu da yapıyordunuz falan evet. filan diyecek. O temel savların hepsi teknolojinin gelişimiyle, sektörün katkısıyla, akademinin katkısıyla bir şekilde çürüdü gitti. Tabii. Kalktılar, Omuriz Ağustos'u yasayla ilgili çok iyi olmuş. Güneşçiler zaten böyle diye bir beyanat verdi. Yani aynı gemide olan yapılar böyle de bir tezatlık içine de düştü. Şimdi normal, yani normal derken şöyle doğru olduklarını söylemiyorum da yani ülkenin koşulları şimdi normal olduğunu söylüyorum. Bu arada başladığım fikirler Alper Kalaycı ve Enseyi Bağlar, öyle söyleyeyim. bence yani seni çok, çok zorlamıyor. Yok. Hayır, benim şahsi fikrimi sorarsanız dememeleri lazımdı. Yani kesinlikle. Ben olaya o gözle bakıyorum. Yani onunla ilgili farklı kurum ve kuruluşlar farklı sesler çıkardılar. Ses çıkartmayanlar da oldu. Onu da gördük. O da sektörün tepkisidir yani. Onunla ilgili şu an biz A derneği bunu söyledi, B derneği bunu söyledi demek bize düşmez. Biz kendi işimize bakmak zorundayız diye düşünüyorum. Ama günün sonunda mevzuatlar, şunlar bunlar falan filan tekrar söylüyorum. Türkiye'ye gelen herhangi bir yatırımcının alıp okuduğunda anlayabileceği sadelikte ve güncellenmiş ve revize edilmiş bir yeni, komple bir yeni bizim sisteme ihtiyacımız var. Şu anki mevcut sistem o derece karışık hale geldi ki, yani uzmanlar bile ya dur abi pazartesi böyleydi ama cuma günü olay farklı konuma geldi falan demeye başladı. Büyük yatırımcı mı dediniz? Yeni bir yatırımcı. Yani sektöre tamamen uzak, yani şey atıyorum tekstilci, güzel parası var, ben bu işe girmek istiyorum diyor. Nereden gireceğini bilmiyor. Danışman bile diyor ki yani pazartesi böyleydi diyor ama çarşamba günü böyle oldu abi. Evet. Haftaya pazartesi ya durum biraz daha değişti diyor. Yani o kadar değişken bir ortamda yatırımcı ne yapsın? İşte tam olarak aslında Ateş Bey şimdi sizinle bağlama bir şekilde bununla ilgili bir soru soracağım. Zamanımız da çok az. Evet. Şimdi evsel, ticari ve aslında endüstriyel diye biz güneş sektörünü ayırıyoruz aslında proje kapsamında. Her ne kadar lisanssız elektrik yönetmeliğinin altında da olsa hepsi. Şimdi burada işte Serdar Bey'in de bahsettiği gibi 31.08.2022'de değişen tükettiğin kadar artık satabil aslında mantalitesiyle birlikte bir zaten öz tüketim yapma şeyi var. Diretmediğim daha doğrusu push etme efekti var. Bir de yakalar var. Fakat bir de şöyle bir gerçek var. Evsel segment aslında bireyler olarak çok fazla güneş yatırım yapmak isteyen yeni yatırımcı da var. Bu kapsamda da 50 kilowata kadar da evsel segment şu anda yükseltilmiş durumda. Ama hala bununla ilgili en ufak bir yani KOBİ ölçeğinde mesken tarafıyla ilgili spesifik aslında Alper Bey'in de bahsettiği gibi bir şey yok. Mevzuat tam olarak yok. Şimdi bu güneşi daha çok tabana yayabilmek adına bireylerin de özellikle residential tarafında daha belki fazla yatırım yapabilmeleri adına güneş ve çatıda sizce nasıl bir uygulama yapmak daha kıymetli olur? Neler yapmak gerekli? Çok kısa olarak özetleyeyim. Süremiz az. Diğer konuklarımıza gene bir tur söz hakkı verelim.
Alper'in dediğine ben çok katılıyorum. Hani değil mi? Gömleğin sanki ilk düğmesi yanlış eklenmiş. Ondan devam ediyoruz gibi gözüküyor şu anda. Arada da atlayatla ya, gidiyoruz. Benim en büyük şeyim mesela yurt dışında güneş enerji sektörünü anlatırken lisanssız, işte unlicensed, non-licensed. Adam şüpheleniyor. Yani neden lisansım yok diyor. Bir şey eksik gibi görüyor bir kere. Kaçak yapıyor. Hani, kaçak gibi algılıyor. Kaçak gibi lisanssız bir şey yapıyorsun adam. İzinsiz yapıyormuş gibi hissediyor. Böyle evet. Bir şey yok. Lisanssız yatırım diye dünyada hiçbir uygulama yok. Tek Türkiye'de var. Yani lisanssız elektrik üretim yönetmeliğini nasıl tercüme edersiniz bilmiyorum ama onun karşılığı Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da yok öyle bir şey. Hani bir de Çağlan dediği şey çok haklı. Serdar'ın ve Alper'in bahsettiği sorunların en büyük sebebi şu değil mi? İnsanlar yatırımcı olmak istiyor ve güneşten, rüzgardan elektrik üretip para kazanmak istiyor. Böyle bir motivasyonu var. Onun için ne mevzuat çıkarırsak çıkaralım, oradan bir yol bulup yine para kazanmaya gitmek istiyor aslında işte. Öz tüketimde yaşanan sorunların başlıcası buydu. Peki şu anda ben salondakileri de sorabilirim, kendim için de söyleyebilirim. Bugün itibariyle cebimde X miktar para var. Öz tüketimim falan yok, fabrikamda yok, hiçbir şeyim yok, tüketim noktam yok. Ben güneşe yatırım yapmak istiyorum. Güneşe yatırım yaptıktan sonra da 7-8 yıllık bir amortisman süresinde kabul ediyorum. Ondan sonrası da benim gelirim olacak. Bir mevzuat var mı bununla ilgili yapabileceğimiz bugün itibariyle? Abi yok. Biz BIST 100'den, endeksten bir tane şirketten hisse alacaksın yani. Tek yok. Veya yurt dışında bir şey yapacaksın. Hayır, gerçekten Serdar'ın dediği doğru. Güneş enerji sektöründe halka açılan şirketlerden hisse alabilirsin. Ama bu yatırımcı olmak mı değil bence değil mi? Başka bir şey bu. Baktığımızda yani bugün itibariyle 3 Kasım 2022 İzmir'deyiz. İçimizden birinin sermayesi de var diyelim. Az veya çok. Azsa az yatırım yaparsınız. Çoksa çok yatırım yaparsınız. Yatırım yapma şansı yok ya. Şu anda YK'ya girecek haliniz yok. O çok komikti ya. Hani biraz da ona değinelim. İsim vermeyelim. Hani gene bir Güneş Enerjisi Derneği'nin yöneticisi televizyona çıktı. İnsanlar yatırımcı olmak istiyorsa gitsin YK'ya başvursun dedi. Ekmek yoksa pasta yiyin. Bana şey gibi geldi. Ya, evet yani ekmek bulamıyorsunuz pasta yiyen. Pasta yiyin argümanına döndü. Dolayısıyla Çağla yani sorunun şeyi başı ve asıl felsefesi şu. Hani herhangi bir insanın istediği kapasitede ister 10 kW olsun ister 1 MW olsun güneş yatırımı yapıp para kazanacağı bir mevzuat şu anda yok. Yani YK böyle bir mevzuat değil. Diğerinde zaten fabrika sahibi vesaire olacaksın. Fazla enerjini bir miktar satıyorsan ama artık öz tüketim amaçlı olacağı onun kesin. Geriye dönüş de olmaz baktığımızda. Depolamalı GES veya TRES kurarsanız size lisans vereceğiz. Serbest piyasaya satarsınız. İkili sözleşme yaparsınız. Daha yönetmelik çıkmadan kapasitenin dolduğunu görüyoruz. Evet. Kim nereye başvurdu onu da bilmiyoruz. Nasıl başvuruluyordu? Ya bunu da EPDK başkanı söylüyor. Yani bir dedikodu falan değil. Biz böyle çok güzel bir yasa çıkarıyoruz. 30 GW başvuru aldık dedi. Evet. Kim nasıl nereye başvurdu bilmiyoruz. Yani yönetmeye çıktıktan sonra biz başvurabilecek miyiz? Bir kapasite kaldı mı? Ona bakmak lazım ama oradaki miktarlar da çok büyük söylediğim gibi. Orada zaten küçük ölçekli oyuncu istenmiyor. 10 MW'a çıktı güneş yatırımı. Dediğim gibi bir daha tekrarlarsam hani 10 MW'lık depolamalı bir yatırım en az 10 milyon dolar. 10 milyon dolar bir enerji oyuncusunun girebileceği bir şey. Hani normal daha küçük KOBİ'nin vesairenin girebileceği bir ölçek değil. Evet. Dolayısıyla mevzuatlardaki problem Alper'in söylediği çok önemli. Hani ben bir kez daha özetlemek istiyorum. Aslında ilk defa konuşuyoruz bunları. Yani yenilenebilir enerji kanunu olmaz. Güneşi, rüzgarı tamamen ayıracaksın. Bambaşka dinamikleri var. Alt segmentleri de çok kuvvetli oldu. İşte güneşin karası var, offshore'u var vesairesi var baktığında. Bunların tamamen ayrılması lazım. İkinci söylediğim maalesef Türkiye'de hiç değişmedi. Yani biz yaklaşık her resmi gazetede yayınlanan yönetmelik sorusu sen de biliyorsun Çağla, Serdar da biliyor. WhatsApp gruplarında, toplantılarda ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii önce herkes birbirine soruyor. Ne demek istiyorlar? Bir de herkes başka bir şey söylüyor. Avukat başka bir şey söylüyor. Evet. Serdar başka bir şey söylüyor. Dernek başkanları bizce böyle değildir diyor. Hani bizceler oluyor, sizceler oluyor. Sosyal medya var yani. Paylaşabiliyoruz. Herkes, yoksa evet, yorum beyan ediyor. Herkes ayrı yollardan görüyorum yol bulmaya çalışıyor. Gerçekten o şeyi. Dolayısıyla benim en çok söylemek istediğim şey hani gerçekten biraz orta, küçük ölçekli yatırımcıya bu işin önünün açılması. Dediğim gibi enerji kooperatifi yapabilirsin. Yani bu işin 50 kilovata yükseltilmesi çok da aslında kitlesel fonlama yaparsın. Hani 100 kişi ortak olur şirketi. Onlar 10 megawatt depolamalı GES kurar ve kurarlar. Fransa'da ve Almanya'da ve Danimarka'da çok güzel bir uygulama var. Hemen ondan bahsedeyim. Son turu hemen bitirelim. Hı hı.
Belçika'da yaşlı bir teyzeyle CNN'de röportaj yaptılar. Biliyorsunuz Belçika, Almanya çok korkuyor. Elektrik faturalarına inanılmaz zam geldi. Evet. Nasıl ısınma parasını ödeyeceksiniz diyor teyzeye. 75 yaşında bir teyze. Oğlum benim hiç sorunum yok diyor. Bize hiç zam gelmedi diyor. Sebebi ne biliyor musun? O teyze Belçika'daki bir güneş kooperatifinin hissedarı. Dolayısıyla mahsuplaşıyorlar senin dediğin gibi. Bizim elektriğe hiç zam gelmedi diyor. Bizim hep ucuzdu diyor. Hiç değişmedi diyor. Biz doğalgaz krizinden, elektrik krizinden hiç etkilenmedik diyor. Yani neden böyle bir modeli Türkiye'nin gündemine sokmuyoruz? Deyip kesinlikle. Ben gene sana bırakayım. Çok teşekkürler. Şimdi vaktimiz az. Ateş Bey çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben Serdar ve Alper Beylere son bir spesifik konu yöneltip sonrasında da ikinci oturum için izinlerini istiyor olacağım. Şimdi Ateş Bey'in de bahsettiği bu bireysel segment okuyor ama sizin zaten derneği konuştuk. EKZ olarak da ticari tarafta orta ölçekli projelerin kurulumunu yapıyorsunuz. EPC tarafına bildiğim kadarıyla. Şimdi burada da şöyle bir şey var. YK alanlarına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı diye bir durum oldu biliyorsunuz. Kapasite sorununa değinecek olursak. Çünkü bu lisanssız yönetmenin güncellenmesiyle birlikte tamam araziye yapılabilme durumu belki cereyan etti ama arazi bulmak zaten zor. Bir yandan da işte açılış konuşmalarında dinledik. Enerji nakilatına yakın olması gerekiyor. Ne bileyim yolunun olması gerekiyor. Trafo kapasitesinin olması gerekiyor. Bir dünyasında koşul da var. Bu kapsamda aslında çatı hala kıymetli baktığımızda. Dolayısıyla buradaki o popülariteyi ve kazancı kaybet etmemek adına YK alanlarında yenilenebilir enerji endüstri bölgede kurulabilecek diye bir durum çıktı. Sizce bu hani fabrikaların belki yapılması, çatı alanların oluşması belki bu kapasite sorununa bir çözüm olur mu sizce 2023 orada yılında? Orada da bağlantı sorunu orada da YK alanı ilan etseniz de sonuçta TEYAŞ'ın tahsil edecek kapasite sınırlı. YK alanı şöyle bir yani bu yeni çıkan yasanın şöyle bir avantajı olacak. Biz şimdi Deniz Sanayi Odası'nda bizim yakın bir arkadaşımız başkan oldu. Onunla çalışma yürütüyoruz. Mesela sanayiciler hani kümelenme ve kooperatif dediğiniz hani bireysel kooperatiflerin benzerini sanayiciler kendi aralarında bir enerji istas bölgesi yaparaktan paylaşımlı bölgeler geliştirecekler. İşte birisi 2 megawatt, biri 3 megawatt. Böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Tabii biz yönetmeliği kodlarını çözmeye gayret ediyoruz hala. Görüşeceğiz. Şimdi şu, ama şu tarafını belirteyim. PDK şu anda gerçekten iletişime ve sektörle yakın çalışma gayreti içinde olan bir kurumumuz. Yani eskiye göre bence çok daha hani her ne kadar 11 Ağustos'ta bir kaza yaşasak da bundan sonra bence telafi edeceğiz. Çünkü orada da biz de yatırımcılar da orada bir ders aldı. Yani EPDK şunu söylüyor. Ben diyor niyet okuyamam diyor. Ben diyor yasayı yaparım. Herkesin bu çerçevede davranmasını beklerim diye. Ben buradan şunu dolanır mı, donanırlar mı? Yok tepesinden şapka indirirler mi? Alttan bacağını kırarlar mı diyor. Vatandaşın niyetini okuyamam diyor haklı olarak. Yani bir devlet kurumuyuz diyor ve biz diyor düzgün yasa yapıp herkesin ona uygun olmasını bekleriz diyor. Şimdi EPDK bence bundan sonra bizim sektör dernekleriyle ve biz şunu ben senin anlattığın şeyin biraz dışına çıkmak istiyorum. Birkaç konuda lütfen bilgi vermek istiyorum. Tabii Güneşler bir lobi hani çok amiyane tabiri bir lobi derneği olacak. Güneş bizim ülkemizde sahipsiz. Niye? Çok tabana yayıldığı için entegrasyon, dikeyde entegrasyon oluşamıyor. Yani işte lisanslı yatırımcılar var ama bu %15'ine, toplam yatırımın %10'la %15 arasına tekamül ediyor. Ve bu lisanssız yatırımcılar bizim o işte 8-9 gigawatt dediğimiz rakamın %90'ını oluşturuyor. Bu gitgide de artacağı için belki başka bir isme dönüşür ama sonuçta bireysel yatırımcılar bu sektörde olacağı için biz bunların uzun vadede daha sağlıklı işler yapabilmesi ve bu sektörden faydalanması için bir lobi faaliyeti yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü karşımıza gerçekten Alper Bey'in adına da hani kendi konuşması da ben söyleyeyim. Yenilebilir enerji lobisi kendi içinde de esasında kısmen hemfikir olmasa da karşımıza gerçekten bir fosil yakıt lobisi çok güçlü. İnanamazsınız bunu ben Başkan Yardımcısı Derneği'nin girince fark ettim ve endişelendim. Yani birçok yasanın niye güdük, niye topal çıktığının sebebi bizim kendi derdimizi, kendi sorunumuzu birleşerek anlatamamak. O yüzden de biz bu lobi faaliyetini yürütmekle ilgili adımımızı attık. Diğer derneklerimiz var, işte Günder var, Genset var, Solar3G var mesela. Onlar da çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Beraber bir platform oluşturup bundan sonrası için bu üst yapıyı oluşturacağız ve güneşin artık bir, tamam güneş tabana yayılı halkın enerji kaynağı ama bir de sahibi olacak onu, yani dernekler olacak, bireysel lobi değil. Bu faaliyeti sürdürecek. İki, arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, aramızda birçok EPC vardır. Bakın arkadaşlar çok kazanıyoruz, kazanacağız. Çünkü sonuçta talep var, bu arz talep dengesiyle ilgili.
Ama bunu yaparken bir taraftan da güneşin bir misyonu var. Güneş çevreci bir enerji kaynağı ve herkesin faydalanabileceği bir enerji kaynağı. Bu misyonu da üstlendiğinizi kabul edin. Yani sadece bir ticari faaliyet değil. Yani şu var. Bir zaman uydu 90'lı yıllarda uyducular çıktı. Herkes uydu işine girdi. Cep telefonu işi çıktı. Cep telefonuna girdi. Doğalgaz işi geldi. Herkes doğalgaz. Yani trendler değişince sektörler de değişiyor haliyle. Ama sizler bunu bir misyon olarak kabullenirseniz inanın hem mutlu olacaksınız. Gerçekten bakın bir çatı yaptığınızda hepiniz o duygu yaşıyorsunuz. Bedava bir kaynaktan elektrik enerjisi üretmenin hazzını dünyada hiçbir iş vermez. Çünkü bedava bir kaynağı elektriğe dönüştürüyorsunuz. Bunun maddi tarafından ziyade bir de bunun gerçekten topluma, vatandaşa, efendime söyleyeyim doğaya, beraber yaşadığımız coğrafyaya büyük bir faydası var. Burada lütfen sizler de özellikle bu sivil toplum kuruluşlarında, işte derneklerde, sektör derneklerinde mutlaka katkı sağlayın. Bugün Fonsolara çok teşekkür ediyoruz. IBT'ye burada bizi konuk ettiler, bizleri sizlerle buluşmamızı sağladılar. Sizler de bireysel olarak lütfen olaya sadece maddi pencereden değil de ya bu iş gerçekten çok güzel bir iş. Çocuklarımıza bakın, benim iki tane evladım var. Bizim çocuklarımız o kadar mutlular ki biz çok babamız çok güzel bir iş yapıyor diye arkadaşlar anlatıyorlar. Hani işin maddi tarafı zaten o sonuçtur ama yaptığımız işin değeri çok büyük. O yüzden lütfen o anlamda katkı sayalım. Son bir şey söyleyeceğim. Bu elektriklerin güneş enerjisinin bireysel olarak tüketimiyle yatırımıyla ilgili bizim önümüzdeki dönem çok ciddi çalışmamız lazım. En azından şu KDV olayı var %18. Devletin buradan hiçbir faydası yok. Yani zararı da olmayacak. Ama vatandaşlar bireysel yatırımcı boşu boşuna KDV alıp şirketleri evet, yoksa onu kullanamayacağı için en azından %18'lik bir avantaj bile bir avantaj. Bu bireysel yatırımcıların önünü açmakla ilgili biz derneklerle EPDK nezdinde çalışmaları yürüteceğiz. Bir de kooperatif dediğiniz enerji kooperatifleri onu da gündem alıp yani enerjinin üretiminin tabana yayılması ile ilgili tüm faaliyeti yürütmemiz lazım. İnşallah. Şimdiden elinize sağlık. Tekrar anlatımlarınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah güneşlerde güzel bir yol alır sektörde diye zaten biliyoruz yani ümit ediyoruz. Faydasını da göreceğiz diye tahmin ediyorum önümüzdeki zamanlarda daha hızlı bir şekilde. Süremiz çok azaldı. Çok hızlı bir buçuk dakika aslında size döneceğim. Süremiz bitmiş. Evet evet ama sizinle Evet. Tamam ben de çok kısa. Sizle kapanışı yapayım. Hem güneşçi hem rüzgarcı kimliğinizi aslında istinaden bu hibrit ve depolamayı da düşünecek olursak gelecek sene bizi nasıl bir senaryo bekleyecek? Biraz belki iyi bir o kadar şey iç karartıcı konuştuk. Belki biraz hani hem dinleyicilerimiz için hem yatırımcılar için daha böyle pozitif bir şey söylemek gerekirse nasıl bitirmek istersiniz konuşmanızı? Yani şunu söyleyeyim bir kere. Demin söyledim. Artık fosil yakıt lobisinin tüm savları çürüdü. Önümüz tamamen açık. İşte 3 artı 2000, 5000, 6000 megawattlık yıllık kurulumlar bence çok rahat olacak. Yeterli mi derseniz bence yeterli değil. Daha fazla yapabiliyor olmamız lazım. Orada Serdar Bey'e katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Kooperatif konusunda işte biz 3 firma, 5 firma, 10 firma, 20 kişi bir araya gelsin diyoruz. Yani şu an Avrupa'da yine onun canlı örneklerini gördük. Almanya, Norveç, Danimarka bir araya gelmiş. Artık ülkeler bir araya gelip ortak bir şeyler yapıyorlar. Enerji evet. Adaları yapıyorlar. Kesinlikle. Artificial yapıyorlar. Mevcut adaları kullanıyorlar. Ülkeler bir araya gelip bir şey yaparken biz 3 tane sanayici, 3 kişi, 3 arkadaş bir araya gelip bir şey yapamıyoruz. O yüzden bizim orada bayağı bir yol almamız lazım. Şöyle tamamlayayım. Türkçemiz güzel bir dil. Kendimizi ifade etme şansımız güzel bir olan bir dil. O yüzden bu yeni çıkan işte yönetmelik, kanun, mevzuat vesaire gibi tüm regülasyonlarda da demin siz söyledik ya WhatsApp gruplarında ben de şahit oluyorum. Konunun bana göre çok daha uzman olan arkadaşlar bile fikir birliğine varamıyorlar 20-30 yazışmadan sonra. Yani Türkçemizi kullanalım. Güzel bir cümlelerle bunu yazalım. Herhangi birisi okuduğu zaman bunu anlayabiliyor durumda olsun. Çok zor olmasa gerekir. Yani Türkçenin buna yapabilecek şeyi var. Kapasitesi var. Onu ateş okuduğu zaman da aynısını alsın. Ben okuduğum zaman aynı şeyi anlayayım. Tek isteğimiz de aslında bu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumu hızlıca başlatacağız. Sıcak gündem. Bir fotoğraf almak isterim sizler arzu ederseniz. Çok sağ olun tekrar. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun Alper Bey.